Ey iman etmiş olanlar, inne min ezvacikum, eşlerinizden ve evladikum ve çocuklarınızdan aduven lekum, sizin için düşmanlar var. Bunların arasında sizin düşmanlarınız var. Demek ki illa var. Yani Allah Azze ve Celle min ile söylüyor ama demek ki kısmen de olsa buradan bir düşmanlık kişiyi tehdit ediyor. Fahzarhum, fahzaruhum. Onlara karşı dikkat edin. Dikkat edin. Onlar bu düşmanlıklarını sizin aleyhinizde icra etmesinler. Nasıl icra edebilirler? Başka ayette Cenab-ı Hak la tulikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Allah'ı anmaktan alıkoyuyorsa ah tanıdım diyeceksin. Bu benim düşmanım. Hangi eşin veya hangi eş Allah'ı anmaktan alıkoyuyorsa, hangi evlat, hangi çocuk buna karşılık bir mesaide bulunuyorsa, buna yol açıyorsa humul aduhu, işte düşman bu. Fehzeruhum, onlara karşı dikkat edin. Araf suresinde felemme teheşşehu dediği yerde ağırlaştığında hamlet hamlen hafife lenekunenne mineşşakirin felemme atahuma salihan ceala lehu şureka efime atahuma salih. Bir çocuk verince hemen bunu Allah'a karşı bir ortak olarak öne çıkardılar. Evet. Evliliğin sonlandırmasında da onlar söylemişti ya Cenab-ı Hak. Eğer kişi bu Allah'a yönelemiyorsa bu birliktelikte. Evet, yani in zanna en yuqima hududallah. Eğer Allah'ın hududunu ikame edeceklerine dair bir zanları varsa bir araya gelsinler. Evet. Ve bu evlilik devam etsin. Ama bu zan yok ise taraflarda, yok ben muhatabımla Allah'ın hududuna riayet edemem, o beni bundan çeldiriyor veya karşı taraf böyle düşünüyorsa karşılıklı olabilir. O zaman bu iki kişinin bir araya gelmesini bir anlamı yok yani. Çünkü bir araya gelmekteki anlam ister aile, arkadaşlık, ister başka bir şey. İlahi hududa birlikte riayet edebilecek bir sinerjiye kavuşmak. Hazreti Musa'nın kardeşinden umduğu وَجَعَلْ لِي وَز۪يرًا مِنْ اَهْل۪ي هَارُونَ اَخ۪ي كَيْ نُشْتُدْ بِهِ اَزْر۪ي وَاَشْرِكُ ف۪ي اَمْر۪ي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَث۪يرًا, seni daha çok tesbih edelim. وَنَذْكُرَكَ كَث۪يرًا, seni daha çok analım. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَص۪يرًا, sen bizi gözetensin elbette. Bu sağlanmıyorsa o zaman bu birlikte anlamsız demektir.